Hadi şimdi merceklerle ilgili bir problem çözelim. Elimizde 6 cm yüksekliğinde, kalın kenarlı yani iç bükey bir merceğin 15 cm önünde duran bir cisim var. Odak uzaklığı 30 cm. Buna göre görüntü uzaklığını, görüntü yüksekliğini ve görüntünün yapısını yani gerçek mi yoksa sanal mı olduğunu bulunuz. Fizik problemlerini çözerken yapılacak ilk şey durumun ne olduğunu Nelerin verildiğini düşünüp bundan ne elde edilebileceğini bulmaktan geçer. Daha sonra elde edilenler istenileni bulmamıza yardımcı olur. Peki, buradaki durum ne? Soruyu bir kez daha okuyalım. Cismin yüksekliği verilmiş. Yüksekliğin 6 cm olduğunu biliyoruz. Cisim kalın kenarlı bir merceğin 15 cm önünde bulunuyor. Yani elimizde kalın kenarlı bir mercekle bunun 15 santimetre önünde bulunan bir cisim var. Odak uzaklığı da verilmiş. Merceğin odak uzaklığı 30 santimetre. Bunu çizmek istiyorum. Çünkü bunları çizmek neler olduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Şimdi videoyu durdurun ve tüm bu verilenlerin kaba bir çizimini yapmayı deneyin. Evet, elimizde kalın kenarlı bir mercek var. Bu yüzden ilk olarak kalın kenarlı bir mercek çiziyorum. Odak uzaklığı 30 santimetre. Yani her iki taraftaki odak noktası da merceğin 30 santimetre uzağında bulunuyor. Burası da, burası da 30 santimetre. Ayrıca 6 santimetre yüksekliğinde merceğin 15 santimetre önünde bulunan bir cismimiz var. Buraya bir cisim çizelim. Buradaki yükseklik 6 santimetre ve cisim merceğin 15 santimetre önünde bulunuyor. Şu an odak noktasının içerisindeymiş gibi göründüğünü biliyorum. Çünkü burası 30 santimetre. Ancak mükemmel çizmemize gerek yok. Daha sonra neler yapmamız gerektiğini bulmamız lazım. Görüntü uzaklığını görüntü yüksekliğini ve görüntünün yapısını bulmamız gerekiyor. Kısacası görüntünün bütün özelliklerini. Biraz yer açalım Soruyu bir kez daha okumamıza gerek yok. Tüm veriler zaten şekilde var. İşte bu yüzden mercekler konusunda şekil çizmeye bayılıyorum. Evet. Görüntü uzaklığını ve görüntü yüksekliğini bulmamız gerekiyor. Merceklerde uzaklık ve yüksekliklerle ilgili aklıma gelen iki formül var. Bunlar mercek formülü ve büyütme oranını gösteren formül. Bunlara yazalım. Mercek formülünde 1 bölü f, 1 bölü v eksi, 1 bölü u değerine eşit. Büyütme formülünde ise görüntü yüksekliğinin cisim yüksekliğine bölünmesiyle elde edilen m, v bölü u değerine eşit. Burada görüntü uzaklığı v, yani v'nin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Görüntü yüksekliği ise hg, yani hg değerinin ne olduğunu bulup, daha sonra bunun gerçek mi yoksa sanal mı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Elimizdeki verileri yazalım. U ile gösterilen cisim uzaklığı verilmiş. Bu 15 santimetre. F ile gösterilen odak uzaklığı da verilmiş. Bu da 30 santimetre. Cismin yüksekliği de 6 santimetre. Her şey yazdık mı bir bakalım. Elimizde F ve U değerleri var. Sayıları yerine yazarsak V değerini bulabiliriz. V değerini bulunca da bunun yerine yazarak Hc değerini bildiğimizden Hg değerini hesaplayabiliriz. Ancak... Unuttuğumuz bir şey var. İşaretleri belirlememiz gerekiyor. Hatırlarsanız buradaki sayıları yerine yazarken doğru işaretleriyle yazmamız gerekiyor. Peki, işaretler nasıl belirlenir? İşaretleri belirlerken ilk başta her zaman gelen bir ışın çizeriz. Bu ışının ilerlediği yön. Gelen ışının yönünü bulduğumuzda bu yönü pozitif kabul ederiz. Işığın yönü sağa doğru olduğu için burada sağ tarafı pozitif kabul ederiz. Böylece merceğin sağ tarafındaki tüm uzaklıklar pozitif, sol tarafındaki tüm uzaklıklar negatif olur. Cismimiz sol tarafta olduğundan buraya eksi 15 yazalım. Kısacası işaretleri doğru yazmayı unutmayın. Peki ya odak uzaklığı? Bu hep kafamı karıştırır. İki tane odak noktası olduğundan pozitif tarafımı yoksa negatif tarafımı kullanmalıyım. Böyle durumlarda hep ışın şeması çizerim. Çünkü hatırlarsanız paralel ışın merceğe çarptıktan sonra sapmaya uğrar ve bu sapmadan sonra buradan geliyor gibi görünür. Işını çizdikten sonra bunu açıkça anlayabiliriz. Burası odak noktamız. Sonuç olarak odak uzaklığı bu tarafta hesaplanır. Şu tarafta değil. Bu yüzden negatif odak uzaklığını kullanacağız. Yani odak uzaklığı eksi 30 santimetre olur yüksekliği düşünürken de yine işaretleri doğru seçmemiz gerekiyor. Yukarı kısım pozitif, aşağı ise negatif kabul edilir. Cismimiz asal eksenin yukarısında yer aldığından pozitif. Ayrıca cisim neredeyse her zaman pozitif olur. Çünkü cisim genellikle asal eksenin yukarısında bulunur. Elimizde bunlar olduğuna göre sayıları yerine yazıp sonucu bulabiliriz. Fizik kısmını hallettik. Tek yapmamız gereken birkaç matematik işlemi. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz yapmayı da deneyebilirsiniz. İşlemi yapmaya başlayalım. Artık görüntüye ihtiyacımız kalmadı çünkü fizik kısmını hallettik. Sayıları yerine yazmakla başlayalım. 1 bölü f yani eksi 30 eşittir. Henüz bilmediğimiz 1 bölü v eksi 1 bölü u. Bu arada bilmediğim değerlerin işaretlerini de henüz bilmeme gerek yok. Sadece v olarak yazıyorum. Evet. U eksi 15. 1 bölü eksi 30 1 bölü v eksi 1 bölü eksi 15 değerine eşit. Yani artı 1 bölü 15. Negatif işaretini pay kısmına yazalım. 1 bölü v değerini yalnız bırakmak istediğimden her iki taraftan da 1 bölü 15 çıkarmam gerekiyor. Bunu yazıp tüm denklemi alalım. Her iki taraftan 1 bölü 15'i çıkardığımızda sonuç ne olur? Eksi 1 bölü 30 eksi 1 bölü 15 1 bölü v değerine eşit. 1 bölü 15'ler birbirini götürür. Şimdi ortak bir payda bulalım. Mor renkle yazmaya devam edeyim. 30 ve 15'in ortak paydası 30. Burada eksi 1 var. 15 çarpı 2, 30 olduğundan paydayı ve payı 2 ile çarpacağım. Böylece burada eksi 2 elde ederiz. Bu denklemde eksi 3 bölü 30 değerine eşit olur. 30'un içinde 10 tane 3 var. Yani eksi 1 bölü 10. Ancak cevabımız bu değil. Çünkü burası 1 bölü v. Bulmamız gereken v bu değerin tersi. Her iki tarafında tersini almam lazım. Bunun tersi eksi 10 olur. Eksi işaretini unutmayın. Peki birim ne olacak? Her yerde birimin santimetre olduğunu unutmayın. Bu yüzden burada da birimler santimetre cinsinden gösterilir. Çoğu zaman birimleri denkleme çözerken yazıyorum. Ancak burada kalabalık etsinler istemedim. O yüzden birimleri yazmadım. Bu bizim görüntü uzaklığımız. Bulmamız gereken ilk şeyi bulduk. Şimdi görüntü yüksekliğini bulmamız gerekiyor. Hesaplamayı da burada yapalım. HG ile gösterilen görüntü yüksekliği HC değerine yani 6'ya bölünür. Bu sayıyı buraya yazayım. Bu değer V bölü U değerine eşit. Birimleriyle birlikte yazarsak kafamız karışmaz. V eksi 10 santimetre. U eksi 15 santimetre. Yani eksi 10 santimetre bölü eksi 15 santimetre. Sonuç ne çıkar? Santimetreler birbirini götürür. Buradaki 6'dan kurtulmak istediğim için tüm denklemi 6 ile çarpmam gerekir. Yani eksi 10 çarpı 6 bölü eksi 15. Santimetreyi unutmayalım. Şimdi sadeleştirme işlemi yapalım. 5'e bölersek burada 2, paydada ise 3 kalır. 6 bölü 3'ten de 2 kalır. İşlemimiz bitti eksiler birbirini götürür ve görüntü yüksekliğini 4 cm buluruz. Evet, eksiler birbirini götürdü ve sonuç 4 cm çıktı. Bu kısmı da hallettik. İki değeri de bulmuş olduk. Görüntü uzaklığını ve görüntü yüksekliğini biliyoruz. Geri dönerek bunun ne anlama geldiğine bakalım. Buraya geri dönelim. Görüntü uzaklığının eksi 10 cm olduğunu bulduk. Bu ne anlama gelir? Hemen yazalım. Görüntü uzaklığı eksi 10 cm. Görüntü yüksekliği de artı 4 cm. Eksi 10 bu tarafta yani görüntünün burada bir yerde bulunduğunu anlayabiliriz. Burası 15 cm ise 10 cm burada bir yerde olmalı. Görüntü yüksekliği ise 4 cm yani bundan daha küçük. Şu an tahmini bir şey çiziyorum ama bunun gibi bir şekilde olmalı. Şeklin biraz karışık göründüğünün farkındayım. İlk olarak bunun mantıklı olup olmadığına bakalım. Çünkü bunu ışın çizerek de anlayabiliriz. Çizdiğim ışın genelde optik merkezden geçer. İki ışın da buradan geliyor gibi. O zaman görüntünün cisminden daha küçük olacağını tahmin ederiz. Biz de zaten bu sonucu elde etmiştik. Ayrıca görüntünün merceğe ışından daha yakın olması gerektiğini düşünebiliriz. Bu sonuca da varmıştık. Burada her şey mantıklı görünüyor. Son soruysa görüntünün yapısı ile ilgili. Yani bu gerçek bir görüntü mü yoksa sanal bir görüntü mü? Bu kısımda konuyu farklı şekillerde ele alabiliriz. İlk olarak buna bakarak sanal bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Sanal olduğunu nereden mi biliyorum? Dikey ve yukarı doğru durmasından. Bütün dikey görüntüler sanaldır. Bunu unutmayın. Ayrıca ışınlar sapmaya uğramış. Bu da tek bir noktadan geldikleri anlamına geliyor. Bu nokta da her zaman sanal bir görüntü oluşturur. Sanal olmasının diğer bir sebebi de bu. Ama ışınlar olmadan da gerçek mi yoksa sanal mı olduğunu bulabiliriz. Şekle bakmadan sadece yüksekliğe bakmamız da yeter. Yükseklik burada pozitif. Pozitif yükseklik görüntünün asal ekseninin yukarısında yani dikey konumunda olduğu anlamına gelir. Sadece bu sayıya bakarak sanal bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Yani nereden bakarsak bakalım görüntü sanal. Ne zaman merceklerle ve önlerinde duran cisimlerle veya görüntünün özellikleriyle ilgili problemlerle karşılaşsak bu şekilde bu problemleri çözebiliriz.